Fırat Tanış'ı İstanbul gecelerinde görüntülüyoruz. Geçtiğimiz aylarda eski sevgilisi İklim Tamkan, Fırat Tanış'ın kendisine ve ailesine psikolojik şiddet uyguladığını iddia etmiş ve uzaklaştırma kararı aldırdığını da sözlerine eklemişti. Uzaklaştırma kararının gördüğüm şiddet sonrasında bozulan ruh ve beden sağlığıma tekrar kavuşma sürecinde önemli bir rol oynayacağına inanıyorum. Şahsın beni maruz bırakmış olduğu eylemler kişilik haklarıma açıkça bir saldırıdır ve Türk Ceza Kanunu kapsamında birden fazla suçun konusunu oluşturabilecek niteliktedir. Fırat Tanış eski sevgilisinin psikolojik şiddet iddialarına yazılı bir açıklamayla cevap vermişti. Tanış açıklamasında 6.284 no'lu kadına şiddetin önlenmesine dair yasaya vurgu yapmıştı. Yıllarca varlığını savunduğum 6.284 no'lu yasanın gücünün ve toplumun kadının beyanı temelinde örgütlenmesinin gelecek yıllarda kendi kız çocuğum dahil herkesin iyiliğine olduğunun bilincindeyim. Bu nedenle de bir açıklama yapmanın doğru olmadığını düşünüyorum. Ancak bilinmesini isterim ki sükutum ikrar değil, yasanın varlığına duyduğum saygıdandır. Tüm süreç olması gerektiği gibi adli mercilerce yürütülecek ve yargının haklılığımı ortaya çıkaracağına ve oluşan mağduriyetimi sona erdireceğine inanıyorum. Fırat Tanış, Gelin Tanış Olalım oyununun çıkışında görüntülendi. Ünlü oyuncu şiddet iddialarıyla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı. Gidiyor bir şiddet olayı vardı, onu sorsaydık. Gerçekten böyle bir olay var mı? Ayrılık sebebi, çocuk muydu? Yok, inanmayın. Abi öne geçelim. Bu konuyla alakalı lütfen konuşuyor musunuz? Oyundan çıktınız, çok özür. İyi akşamlar diliyoruz size. İyi akşamlar. Efendim, tamam, konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. Siz gerçekten şiddet uyguladınız mı? Ayrılık sebebi çocuk. Sen gider misin lütfen? Gonca Hanım'ın da size bir sistemi olmuş, tamam mı? Konuyla alakalı bir şey söyleyeyim. İster misiniz? Fırat Bey, bir iki bir şey söylemek ister misiniz konuyla alakalı? Lütfen bir açıklama bekliyorduk ama sizden.